Canım arkadaşlarım hepinize selamlar ben İsmail hocanız bu videoda sevgili arkadaşlarım ben sizler için o kadar güzel bir şey yaptım ki sizin haberiniz olmadan sizin adınıza yaptım ama çok güzel oldu ve sen de bundan çok memnun kalacaksın İyi ki bu videoyu izlemişim İyi ki bu video için zaman ayırmışım diyeceksin çünkü İsmail hocanız gerçek anlamda sizin için mükemmel ötesi bir iş yaptı Gençler ben bu videonun içeriğinden bahsedeceğim ama ondan önce şunu söyleyeyim Yarı yıl tatiline artık adım adım yaklaştık ve çok az bir süre kaldı. Ama yarı yıl tatili demek aslına bakarsan senin çalıştığın toplam sürenin yarısına geldik demek değil. Bunu unut. Örnek veriyorum sen Haziran ayından beri mi çalışıyorsun? Sen yolun çoğunu katettin de azı kaldı demek aslına bakarsan. Yarı yıl tatili aslına bakarsan eğitim öğretim programının yarısı. Öncelikle bunun farkına lütfen var. Yarı yıl tatili okulda eğitim gören öğrenciler için işin yarısıdır. Yani okulun yarısı bitti. Okul sürecinin yarısı bitti. Bu demek olmuyor ki senin çalışma sürecinin yarısındayız. Diye. Biz yarıyı çoktan geçtik arkadaşlar. Artık önümüzde 150 günden de az kaldı ve önümüzde 150 günden az kalmışken çoğu arkadaşımız bilinçsiz bir biçimde çalışıyor. Yani ne demek bu bilinçsiz bir biçimde çalışmak? Hocam önce şunu bir idrak edelim. Çoğumuz TYT kamplarımızı yaptı, TYT çalışma planlarımız tamamlandı, TYT soru bankaları çözdük. Daha sonrasında da tabii işin gereği, doğası gereği biz gittik AYT Matematik çalışmaya başladık değil mi? AYT Matematik çalışıyoruz ama peki biz TYT Matematiği kafada bitirdik. Tamam çok güzel. Çünkü kampını yaptın, sorusunu çözdün, kitabını çözdün, denemelere giriyorsun. E tamam TYT Matematik'in bitmiş olması lazım. He. Bitmiş olması da lazım fakat... Bazılarımız hala 23 24 netlere takıldı ve yukarısına çıkamıyor. E, 30 üstü hedefi var ama hala 24 25'lerde takılı kalmış. Bir türlü kendini oraya atamıyor. Çünkü eksikleri var ve bu eksiklerinin farkında değil. Yani eksiği olduğunu farkında ama eksiklerinin ne olduğunu bilmiyor. Ve bunun içinde ekstra bir zamanı yok. Neden? Çünkü AYT çalışması lazım. E tamam çok mantıklı. Bu dönemde AYT e matematiğe girmişsen, AYT e matematikte konu ilerlediysen, yani limit sürekliliğe kadar dayanmışsan, türev integrali kaldıysa artık çok tatlı zamanlar, çok güzel zamanlar. Hele ki bir de böyle bazı rakipler var, elenmeye falan başladı. Tamam çok güzel, her şey mükemmel gidiyor. Senin için plan tıkır tıkır işliyor. Fakat TYT matematik netlerin aynen bu doğrultuda şeyler mi söylüyor? Bir düşün bakalım. Yani sen 36 hedefin var TYT matematikten ama 30'un üstüne bir çıkıyorsun bir iniyorsun. Bir çıkıyorsun bir iniyorsun. Peki bu halinle TYT matematik sınavına girersen, TYT sınavına girersen bu halinle peki istediğin hedefe ulaşabilecek misin? Hiç bunu düşündün mü? Demek ki bizim o eksiklikleri tamamlamamız gerekiyor. Bu şart. Ve yarı yıl tatili yani semester tatili yani 15 tatil artık ismine ne diyorsan de bizim için aslına bakarsan psikolojik bir dönüm noktası. Ve bunun için sevgili arkadaşlarım, sizin için hem psikolojik dönüm noktası dedim ya, gerçek anlamda sizin için dönüm noktası olsun diye ben sizin için size sormadan, affınızı sığınarak bir program hazırladım ve bu programı sevgili arkadaşlarım yayınlayacağım. PDF'ini de yayınlayacağım. PNG dosyası olarak yani görsel olarak da paylaşacağım. Bunları mutlaka ama mutlaka bu programa katıl, bu programı uygula eğer uygulayabilirsen başarılı olacaksın. Şimdi programın detaylarını seninle beraber bir bakalım. Evet 40 soru serisi yarı yıl TYT kampı diyoruz. TYT bitirme kampı diyoruz Evet gerçekten TYT'yi bitireceğiz sevgili arkadaşlarım. Çünkü hani bu programla TYT matematiğe noktayı koyamıyorsan başka hiçbir programla koyamazsın. Önce bunu bir idrak edelim tamam mı? Yani eğer bu program haricinde farklı bir şey uygularsan da artık nasıl diyeyim bunun başaramadığını başaramayacaktır. Yani bunu mutlak surette kafana koy bir kere. 40 soru serisi. Biz en başından beri ta Haziran ayında çıkardık biz ilk kitabımızı. Temmuz ayında çıkardık ilk kitabımızı. Peki hocam bu, bu kitaplar, bu programlar, bu kamplar ne işimize yarıyordu? Hocam aslına bakarsan şu an tam zamanı. Yani bu kitap Temmuz ayında çok fazla işine yaramayabilirdi ama şu an var ya şu an. Efsane şekilde işine yarayacak. Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs ta ki sınava kadar inanılmaz derecede işine yarayacak. Çünkü neden? Hocam her öğrenci yaşar bunu. Zamanında ben de öğrenci oldum. Çok iyi biliyorum sizin düşüncelerinizi. Yani zaten bir sürü dersimiz varken matematik gibi bir ders ikiye bölünmüş. TYT'si, AYT'si, mat 1'i, mat 2'si ikiye bölünmüş ve ikiye bölündü de biz şimdi TYT matematikte inanılmaz yorum gücü yüksek sorularla uğraşıyoruz. AYT'de inanılmaz bilgi seviyesi yüksek sorularla uğraşıyoruz. Tamam o da ona da eyvallah çok güzel. Ama TYT matematik dediğimiz şey biraz yorumsal ya. Hiçbir zaman tam oturmayacak. He, bu dönemlerde eğer netini kancayla bir yerlere tutturduysan çok güzel. Yani 32'ye tutturan olabilir, 33'e tutturan olabilir ama 22'ye 23'e tutturan öğrenci de var. 30'u bir türlü aşamayan öğrenci de var. Yani bunların her birinin nedeni demek ki bir yerlerde eksik nokta var. Ve en başında da söylediğim gibi yine aynı meseleye çıkıyoruz. En başında da söylediğim gibi asla ama asla şu çalışma temposuyla yoğunsun biliyorum ya. Bu çalışma temposunun içerisinde acaba benim TYT matematikte eksiğim nerede diye düşünmeye fırsatın dahi yok. İşte sana fırsat. 40 soru serisi zaten bunu amaçlıyor. 40 soru serisindeki tüm kamplar, tüm kitaplar ve tüm konular, tüm testler bunu amaçlıyor. Senin bir konunun başındaki en başındaki kazanımdan alıp o konunun en sonundaki kazanımına kadar seni test ediyor. Bir nevi matematik check-up'ı. Bir nevi konu denemesi. Hani sen denemeye giriyorsun ya, e denemeye girdin çok güzel ama sen 40 tane matematik sorusunun içerisinde bir sürü çeşit konu var. Ve her denemede de bu konunun farklı bir kazanımı soruluyor. E sen şimdi üstü sayıları bir denemede yapıp, üstü sayıları bir diğer denemede yapamayabilirsin. E niye? Farklı kazanıma ait sorular sormuştur. Bundan kaynaklı bizim konu denemesi bitirmemiz şart yarı yıl tatilinde. Konu denemelerini bitirirsek o konunun neresinde eksik olduğumuzu da görürüz. İşte ben sizlere bu kampın içerisinde herhangi bir konu anlatmayacağım. Yanlış anlaşılmasın. Sadece ama sadece soru kampı. Ama gençler her konudan 40 tane soruyla ben senin bütün kazanımlarımı derleyip toplayıp sana sunuyorum. Bak senin burada hatan var. Bak sen burayı anlamamışsın. Bak kardeşim güzel kardeşim eğer bu, tar bu tarz soruları çözemiyorsan bu tarz sorular ancak şu şekilde çok güzel bir şekilde çözülür. Ve eğer bu kampı bitirdiğin takdirde bu kampı bitirdiğin takdirde TYT matematik adına bir eksiğin kalmayacak. Özellikle problemlerin ustası olacaksın. O kadar da iddialıyım problemlerin de ustası olacaksın. Şimdi yarı yıl tatilinde TYT matematik bitiyor diye başlığı attık. Evet başlığa inanılmaz derecede uyumlu da bir program var. Gel şimdi bu programı inceleyelim. Hocam 20 Ocak benim kalemim neredeymiş? Benim kalemimi hemen bulmam lazım. Kalemi şu an bulamıyorum. Evet 20 Ocak'ta sevgili arkadaşlarım şöyle gösterebilirim. 20 Ocak'ta başlıyor ve ne zamana kadar sürecek? 3 Şubat'a kadar sürecek. Bir kere 19 Ocak Cuma günü yarı yıl tatili başlıyor. Yani 12. sınıflar e, için söylüyorum. 12. sınıflarda 19 Ocak Cuma günü okulunuza gidiyorsunuz. Evinize geldiğiniz zaman artık yarı yıl tatili başlamış demektir. Ha ben ne yaptım? O günün yorgunluğuyla hiç bu programa dalma. Çünkü yoğun bir program olacak. Ertesi gün yani cumartesi günü 20 Ocak cumartesi günü hemen bu programa başlıyorsun. Şimdi programda dikkat etmen gereken yerleri de söyleyeceğim. İlk gün mesela 40 soru serisi problemler kampından yani sevgili arkadaşlarım şu kitabımızdan bahsediyorum. Problemler kampından birinci ve ikinci testleri çözüyorsun. Bir ve iki numaralı testleri çözdün. Daha sonrasında tabi bu sıralamayı kendin de karar verebilirsin. Daha sonrasında da 40 soru serisi TYT Matematik kampından sevgili arkadaşlarım temel kavramları çözüyorsun. Tamam mı? temel kavramları. Bütün bunları şu şekilde yapacaksın. Önce hızlı bir şekilde kendin çözmeye çalışacaksın. Daha sonrasında da çözemediğin veya çözümünü hantal bulduğun tamam mı? Çözümünü hantal yani kendi çözümünü hantal bulduğun soruların çözümlerine bakacaksın. Veya güzel kardeşim farklı bir çalışma yöntemi de söyleyeyim ben sana. Alacaksın kitabını açacaksın önüne. Karşına da beni açacaksın ekranda, telefonunda, tabletinde, bilgisayarında hiç fark etmez. Açacaksın. Kardeşim ben anlatacağım, sen yazacaksın. Ben anlatacağım, sen yazacaksın. Ben anlatacağım, sen yazacaksın. Ve bu şekilde 15 gün bile sürmeyecek bu kamp. Bakayım 15 gün, çok özür diliyorum. 15 tatil bu arada 15 gün değil. Tamam onu da söyleyeyim. 15 tatil 15 gün sürmeyecek. Ve bu şekilde sevgili arkadaşlarım 15 gibi 15 gün gibi kısa bir süre içerisinde kısa bir süre içerisinde bütün TYT matematiği inciğine cıncına tekrar edeceksin. Bak burası çok önemli. İnciğine cıncına diyorum. En ince detayına kadar, en ince sorusuna kadar, en ince sana sorulabilecek soruların dibine kadar sıyracaksın ve TYT matematik gibi bir derdin kalmayacak problemler dahil. Şimdi 40 soru serisi problemlerden birinci ve ikinci testi ilk gün çözdün. Daha sonrasında ise 40 soru serisi TYT Matematik kampından temel kavramların tamamını 40 tane soruyu çözüyorsun. Yani ilk gün 56 tane soru ödevin var bu kadar. İkinci güne geçtik 21 Ocak. 21 Ocak'ta sadece ama sadece 40 soru serisi problemlerden 3, 4, 5 ve 6 nolu testlerin çözümlerini yapacaksın. Yapamadığın soruların çözümlerini inceleyeceksin, izleyeceksin. Veyahut benle beraber ilerliyorsan zaten Video kısıtlı, her videodan her bir videodan sonra 10 dakikalık bir mola verirsin ve bitirirsin. 22 Ocak 3. güne geçtik artık. Test 7 ve test 8'i çözüyorsun problemlerden, 40 soru serisi, serisi, TYT matematikten de işlem becerisi konusunun bütün sorularını çözüyorsun, yani 40 tane soruyu burada çözüyorsun. 4. gün yine sadece problemlerden 9, 10, 11 ve 12. testleri çözeceksin. 5. güne geçtik, 40 soru serisi, problemlerden. 13, 14 ve 15 no'lu testleri çözeceksin. 13, 14 ve 15 no'lu testler. Ve bu şekilde devam edeceğiz arkadaşlar. Dikkat ettiyseniz 40 soru serisi tyT Matematik adına 1. Ee, gün var, 3. gün var, 5. gün var. Hemen arkasından yine aynı şekilde periyodik olarak devam edeceğiz. Mesela 6. gün, 8. gün ve 10. gün. Hemen arkasından 11. gün, 13. gün ve 15. gün. Yani çoğunun arasında bir gün fark var bir gün mola veriyorsunuz. Ama şurada mesela 5. günle 6. gün seri bir şekilde devam ediyoruz. 10. gün ve 11. gün seri biçimde devam ediyoruz. Yani arada boşluk yok. Bak tekrar ediyorum. Kamp ağır arkadaşlar. Uygulanabilir mi? Evet tabii ki de uygulanabilir. Ama bu senin kararlılık seviyene bağlı. Ya artık elini taşın altına koy da sana zahmet. Bir zahmet. Bak hocaların neler yapıyor. Elini taşın altına koy sana zahmet. Lütfen artık o taşı ittirmeye başla. Yoksa o taşın altında elin ezilecek. Lütfen sevgili kardeşim ya artık yeter. Sen AYT matematikten konularını bitirmek üzeresin. E, e yalan yanlış bir çalışma yapmış olacaksın. E niye? Çünkü hala TYT matematikten 23-24 netlere takılan bir ton arkadaşım var ya. Bir ton arkadaşım var. Ya lütfen sevgili kardeşim. Güzel arkadaşım. Bu senin ayağına gelmiş artık Son fırsat gibi bir şey. Yarı yıl tatilini eğer TYT matematiği adam akıllı biçimde efsane bir şekilde öğrenecek olursan emin ol eğer 24-25 takıldıysan bu kamp bittiğinde 32-33'leri göreceksin. Ya bu ne kadar güzel bir şey ya. Hocam ağzından bal damlıyor dediğinizde duyar gibiyim. Ya yani yemin ederim. Hani o kadar güzel bir olay ki. Sen yarı yıl tatiline yani 20 Ocak gününe TYT matematik denemelerinde 22-23 netlerle başlıyorsun. Bir çıkıyorsun kamptan 31-32 netler. Sen bu kampa 28-29 civarı netlerle başlıyorsun. Kamptan bir çıkıyorsun 34-35 netlere kancayı takmışsın. Bir daha oradan kurtulmuyorsun. Ve önünde 150 güne yakın bir gün var yani. Yani bu efsane bir şey arkadaşlar. Birileri bana bu şekilde bir fırsat sunsa ben derim ki lan hani bir dakika ya dur. Efsane bu olay. Arkadaşlarım lütfen artık siz de kendinize gelin, aklınızı başınıza devşirin. Yarı yıl tatili adı üstünde tatil ama sizin için tatil olmaz. Sizin en çok çalıştığınız dönem olsun, en çok çalıştığınız süreç olsun ama en çok rahatlayacağınız süreç de olacaktır. Ne zaman? Yarı yıl tatili bittiğinde. Çünkü artık kafanda EYT matematikten de şu konuları eksik. Bir ara onlara da bakmam lazım ama AYT matematik konuları da devam ediyor. Onlara da devam etmem lazım diye iki ayağını bir pabuca sokacak durumdan seni kurtaracak arkadaşlar. Tamam. Lütfen bak bu iyiliği, iyilik diyorum buna, bu iyiliği başkası size yapmaz. Gençler artık aklınızı başınıza devşirin ve lütfen sizden rica ediyorum, rica ediyorum bu kampı sevgili arkadaşlarım adam akıllı biçimde başlayın ve bitirin. Bu videonun sonunda da farklı bir şekilde bir duyuru yapmak istiyorum. Farklı bir olayın duyurusu. Bunu Instagram'dan falan yaptık ama yine buradan da söylemiş olalım. 40 soru serisi TYT ve AYT matematik kitaplarımız turuncu kitaplar sevgili arkadaşlarım zaten sizlere sunulmuştu. Kampı yapan arkadaşlarım, kampı bitiren arkadaşlarım gayet memnunlar. Aldığım mesajlar bunu gösteriyor. Çok da e, gururluyum, çok da mutluyum aynı zamanda. Şimdi efsane olan iş 40 soru serisinde AYT matematik kısmı AYT Matematik'inde sevgili arkadaşlarım 40 soru serisi e, kitabı artık 3-4 gün içerisinde baskıya gidecek ve oh diyeceğiz. AYT kampına da başlayacağız arkadaşlarım. Ama hocam AYT Matematik kitabınızın da kampına ben şimdi onu şöyle yapacağım. Her gün bir video yayınlamayacağım. Her gün bir video yayınlamayacağım. Ama maksimum 2 günde bir video yayınlayacağım. Tamam mı? AYT Matematik kampını da bitireceğiz. Sen önce şu TYT matematik defterini bir hallet. Tamam. TYT matematik defterini bir dürelim arkadaşlar. Ondan sonra yolumuzu AYT matematikte emin adımlarla ilerleriz zaten. Yani şu olay TYT ve problemleri halletme olayın bak inanılmaz derecede önemli. Ya abi netin artacak bu bir. Netinin şu dönemlerde şöyle bak birden 12 hafta içerisinde 2 haftalık bir programdı bu. 2 hafta içerisinde netlerinin düşünsene şöyle 4-5 net arttığını düşün TYT Matematik'te. Ya bu var ya yani sınav sonucunu açıklandığını düşün ve hani 2 net daha yapsan istediğin bölüme girecektin. Örnek veriyorum. Ben sana diyorum ki 4-5 net arttıracak bu senin. Ya arttırır. Hoca da işte reklamını yapıyor falan gibi düşünme. Reklama ihtiyaç duysaydık farklı farklı mecralarda olunduk. Biz hocayız arkadaşlar. Biz öğrencilerin her daim iyiliğini düşünürüz. Her daim. Bütün hocalarınız. Gençler, bu sizin için biçilmiş kaftandır. Bu sizin için sevgili arkadaşlarım hazırlanmış muhteşem bir kamptır. Yarı yıl tatilinde TYT matematik konularını, TYT matematik defterini dürüp bir kenara atarsan önünde sadece AYT matematik kalır. AYT matematikten ne tarttırmak çok daha basittir bunu sen de biliyorsun. Çünkü tamamen bilgiye odaklıdır. Ne kadar çok soru çeşidi görürsen o kadar netin artacaktır. AYT Matematik'ten net yapmak kolaydır. Ama TYT Matematik defterini şu kafanda bir kapatman lazım artık. Onu bir dürmen ve bir kenara fırlatman lazım artık. Daha yeter değil mi? Evet. Gençler. 40 soru serisi önemli arkadaşlar. Ben e, son 3 yıldır bu 40 soru serisini planlıyorum. Youtube'da çözüyorum. Youtube'da kamplarını yapıyorum. Bu sene inanılmaz derecede profesyonel bir şekilde yaptık bunu. Ve sevgili arkadaşlarım gerekli kıymeti, gerekli değeri de gör, görüyor, görmeye de başladı. Lütfen bu gemiyi kaçırmayın, bu treni kaçırmayın arkadaşlarım. Tamam Sizden ricam budur. Evet, Kamp'a katılmak isteyen arkadaşlarım için e, kitapların satış linkleri açıklamada mevcut. Kamp'ın PDF'i, programın PDF'i açıklamada mevcut. Diğer gerekli diğer linkler de mevcut. Eğer herhangi bir sorunuz varsa, herhangi bir öneriniz varsa, herhangi bir şikayetiniz, herhangi bir isteğiniz olursa da yorum kısmına lütfen yazın arkadaşlarım bunu. Lütfen sizden rica ediyorum. Bu sizin için inanılmaz derecede güzel hazırlanmış bir program. Bu programa uyun, gözünüzün yağını yiyeyim. <laughs> evet gençler artık videomuzu sonlandıralım. Duyurum bu kadardı. Daha farklı duyurular için sevgili arkadaşlar hem topluluk kısmını takip edebilirsiniz. Hem Instagram'dan takip edebilirsiniz. Hikaye kısımlarından duyurular yapıyoruz. Buraları takip edebilirsiniz. Herhangi bir sorunuz, herhangi bir isteğiniz olursa da yorum kısmına yazın. Ben e, mutlaka ama mutlaka cevaplarım. Evet, sonraki videolarımızda görüşürüz. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın sağlıkla kalın. Yarı yıl tatilinde görüşürüz arkadaşlarım. Bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.